أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يستر يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا مولانا O kafir olan insan demiştik ki o zincirlere sarılıp 70 zira zincirlere sarılıp cehenneme atılacak o insanın suçu Allah'a iman etmemişti ve miskinleri yedirmeye teşvik etmemişti. O ahirete gidince orada bir kurtuluş sebebi olarak dünyadaki hayatı insanın bazen gözünde canlanıyor. Burada ne kadar sıkıntıya düşerse düşsün bir türlü bir yakınının yardımıyla, bir tanıdığının yardımıyla belki o sıkıntılardan kurtulma imkanı buluyor. Ahirette de öyle bir şey olur mu acaba Allah'ın azabından? فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمِ Ha huna hamimun. O mekanda, o yerde, o tutulduğu zaman imansız kişi küfür ile buradan gittiği vakitte sarıldığı zaman zincire onun artık bir yakını yok. Ne nesepçe, ne sevdiği bir yakını gelip de ondan o azabı kaldıracak, o zinciri onun başından çözecek, ondan hüznü giderecek kimse yok. Neden? Çünkü bütün dostları, bütün arkadaşları, bütün sevdikleri o gün ondan kaçıyor olacaklar. Diğer bir ayette Rabbimizin buyurduğu gibi وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا Dünyada ne için sevmiştin arkadaşını? Dünyalık bir takım hazları beraber yaşadığınız için. Yani tamamen nefsani bir şekilde sevmiştin. O gün nefsin ve şeytanın hükmünün bittiği bir gün. Nefsi için şeytanıyla aynı istekte bulunduğundan dolayı senin şeytanının seni seven insan o gün gelip sana nasıl yardım etsin? Çünkü onun şeytanı da gitmiş artık nefsi de gitmiş. Aranızdaki muhabbet bitmiş yani. Sizin aranızdaki muhabbet şeytan ve nefisten kaynaklanıyordu. Nefsin işi kesat orada. Şeytan zaten cehennemde. O vakit aranızdaki ortak bağ kalmamış oluyor. Gelip de seni kurtarmak için ne sorar? Ne arar? Durum böyle yani. Onun için burada kimi sevdiğine ve niçin sevdiğine iyi dikkat et. O gün orada yardım edecek olan insan ruhuyla kalbiyle birbirini seven insanlar birbirine yardım edebilecek. Nefs ve şeytan için birbirini seven ya da dünya için birbirini seven yani bunu biraz mantıklı düşünürsek zaten hepimiz çok rahat bir şekilde anlayacağız. Birbirimizi dünya için sevdik. Orada niye bir buluşalım ki? Çünkü dünyanın işi bitmiş artık. Dünya için birbirimizi sevdiysek neden buluşalım? Neden ben seni arayayım? Eğer dünya için sevdiysek birbirimizi. Dünyanın işi bitmiş artık. Mahvolmuş gitmiş.
Şeytan için birbirimizi sevdik. Şeytanın da işi bitti. Şeytan cehennemde. Nefsimiz için birbirimizi sevdik. Nefsin de artık işi kesat. O vakit kalple, ruh ile Allah için birbirini seven o baki. Neden? Çünkü nerede olursa ol Allah kaybolacak haşa bir his değil. Rabbimiz Sübhanehu ve Teala her daim var. Ezeli ve ebedi. Ruhun da kalbin de ebedidir. Allah'la Celle Celaluhu baki kalacak. Ama o ebediyet eğer güzel insansan, lütuf ve ikramlarıyla, kötü bir insansan, cezalar ile Allah muhafaza buyursun. Kaşani tefsir demiş ki, onun bir dostu yok o gün. Neden? Li istihaşi bin nefsi. Zaten kendinden vahşete düşmüş. Kendinden nefret ediyor. Kendini görmek istemiyor. Nasıl başka birisini gelip görsün, görmek istesin? Bu da zebanilere söylenilen sözün sonuncusudur. Yani alın onu, zincirlere sarın onu, cehenneme atın onu. Onun hiçbir yardımcısı yok. Cehennem düşsün ve yansın. Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Allah muhafaza buyursun. وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْل۪ينَ Ona bir yemek de yok. Sadece cehennem ehlinin atıkları ve yanan derilerin akıntıları, irinler onlara yemek olarak verilecek. Aman ya Rabbi. Ehli cehennemin yani o en alt katta ya, üst kattaki yanıyor, onun derileri aşağı dökülüyor. Düşününce bile insanın içi hal alıyor yani. Üsttekilerin derileri eriyor, aşağı akıyor. Aşağıdakilere yiyecek olarak onlar veriliyor. O da tabii 7 tabaka böyle aşağı doğru. Her üst tabakanın yandığı zaman derisi akıyor. İkinci tabaka onu yer. Onunki yanar. Üçüncü tabaka en alt tabaktaki en rezil durumda yani. Allah muhafaza buyursun. O irinler, o kanlar ancak onları yiyebilirler. La ya'kuluhu onu yemez. İllel hatiun hata yapanlar onu yer ancak. Yani el asimune günahkarlar, hata sahipleri ki onlar müşriklerdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma böyle tefsir etti. Hati ve muhti tabiri var Arapçada. Hati yani mücerretten ismi fail olarak kullanıldığı zaman kasten yanlışı yapana, muhti ise istemeden yanlışa düşene söylenirmiş. Tevilat-ı Necmiye'de ise burası şöyle tefsir ediliyor. Yani miskinleri doyurmaya teşvik etmiyordan, miskinlerden murat mesakinul a'da, insanın uzuvlarının, azalarının, hislerinin miskinlerini doyurmuyor. Neyle doyurmuyor? Yani elini, ayağını, gözünü, sahip olduğu bütün hasselerini, hisselerini doyurmuyor. Neyle? Bil a'mali salihat, salih amellerle doyurmuyor. Vel akvali sadikat, doğru sözlü olmakla doyurmuyor. Doğru sözlüleri dinlemekle doyurmuyor. Vel ahvali safiyat, saf, tertemiz halleri hal edinmekle kalbini, ruhunu doyurmuyor. Böyle olunca o gün ona bir yardımcı yok. Ona bir ünsiyet peyde edici de yok. Kabrin altına girdiğin zaman sen dünyada elini, ayağını, gözünü, kulağını, kalbini, ruhunu ibadetle, güzel sözlerle, güzel hallerle doyurmadıysan toprağın altına indiği vakit orada bir yardımcın yok. Orada bir arkadaşın yok. Çünkü toprağın altında ve ahirette sana arkadaşlık yapabilecek, dostluk yapabilecek, yakınlık yapabilecek tek şey burada yapmış olduğun güzel ameller. Ondan sonra ne dedik? فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِينَ وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلٍ dedik ya. Ancak gıslin yer. Ne yiyecek gıslin olarak o güzel ameller işlemeyen, dünyada işlemiş olduğu kötü amellerin, çirkin amellerin, uğursuz amellerin kalıntıları, onda bıraktığı rezillikler onun yiyeceği olur o gün. Ruh ve kalbini doyurmayı atladığı vakitte, kalbinin hastalıklarını tedaviyi atladığı vakitte, hevasına, şehvetine ve hayvani lezzetlerin peşinde koştuğu vakitte onun yiyeceği dünyada yaptığı bu amellerin çirkin getirileridir. Onları yiyecek. Başka bir şey yok yani. Yiyecek dediği ne demek? Onların karşılığını görecek. Dostu onlar, arkadaşı onlar.
O amelleri edenler nereye gidiyorsa yoldaşı da onlar. Allah muhafaza buyur. Fala uksimu bima tubsirun ve ma la tubsirun. Gördüğünüz, görmediğiniz her şeye yemin ediyorum. Yemine layık olan. Gördüğünüz, görmediğinizden murat nedir? El müşahedat. Bir, bu gözlerle gördüğümüz. Görmediklerimiz ise mağibat olan, gaybi olan şeyler. Dünyada ve ahirette cisimler, ruhlar, insanlar, cinler, halk ve halik, yaratıcı, mahlukat ve yaratıcı, zahir ve batın nimetler. Hepsine yemin ediyorum diyor Allah Subhanahu ve Teala. Haşani, el vücuda küllehu diye tefsir etmiş. Zahiren ve batinen. Bütün var olan her şey, görünen ve görünmeyen bütün varlıklara yemin ediyorum. Tefsir. İbni Ata Hazretleri de Atharil Kudreh ve Esrariha. Kudretin eserleri görünenler bunlar. Kudretin sırları o da görünmeyenler. Bütün sırlara da yemin olsun yani manasında. Bir de görünen, his edilenlere ve görünmeyen ancak kalb ile sezilenlere yemin olsun. Hüseyin rahmetullahi aleyh de güzel bir tefsir yapmış. Diyor ki: "Bima azharallahu lil melaiketihi vel kalemi vel levh." Rabbimiz Subhanahu ve Teala mahlukatına, meleklerine göstermiş olduğu şeyler. Onlara yemin olsun. Bima tubsirundan murat. Bir de ma la tubsirun, görmediğinizden murat kendi ilim hazinesinde saklamış olduğu, kalemin yazmamış olduğu, levha kaydedilmemiş olan. Bir de böyle Allah'ın hazineleri var. Yani gökte melekleri var, yerde insanları, o insanların has olanları, hasında havası var, özeli var. Bunların hepsi levh-i mahfuzda kayıtlı oluyor. Bir de hiç kaydedilmemişler de var. O kadar Allah'ın özeli de var Celle Celaluhu. Has, havası da var. Hepsine yemin olsun. Manasında yani. Ebu Talib-ül Mekki demiş ki Kutul Kulüp'te, kul Allah'ı tanıyan gruba, zümreye girdiği zaman Rabbini anlamayı, Rabbini işitmeyi, vel müşahedeti lehu, şahit olmayı, bu noktalara geldiği zaman yani Allah'ı tanıdığı zaman bil kul şehide mâ gâbe an gayrihi, milletin göremediğini, başkalarına gayip olan artık ona şahit olur. Yani bizim göremediğimizi onlar görmeye başlar. Duyamadığımızı duymaya başlar. Bu manada tubsirun ve ma la tubsirun. Yani görülenlere yemin olsun. Bir de normal insanların göremeyip de Allah ehlinin görebildiklerine de yemin olsun manasında. Yemin etti. Neticede bu yeminler ne için? Bu söz için. İnnehu le kavlu rasulin kerim. Kur'an-ı Kerim, keremli, üstün ahlak sahibi o has kul ki Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun kelamıdır. Ondan gelen, onun size aktarmış olduğu kelamdır yani. Buradaki murat tabi Cebrail aleyhisselam olduğu da söylenebiliyor ama ileride وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ karinesi bize gösteriyor ki buradaki murat Resul-i Ekrem'dir. Çünkü kendisine şair ithamı veyahut da kahin ithamı Cebrail aleyhisselama değil sadece Resul-i Ekrem'e olmuştur. Onun için buradaki murat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Kur'an-ı Kerim normalde Allah'ın kelamı yani biz onu nasıl burada Resulünün, Kerim'in, keremli Resulün sözüdür diye burada söylüyor Rabbimiz Sübhanehu ve Teala. Hasılı hulasası şudur ki Kur'an hakikatte Allah'ın kelamıdır Celle Celaluhu. Levh-i mahfuza izhar ettiği ve Cebrail aleyhisselamın kelamı olarak kendisine söylenir. Neden? Yedi kat gökten inip peygamberlere okuduğu haseble. Peygamberlerin kelamı diye söylenir. O da o kelamı haktan alıp halka, insanlara söylediği ve onları İslam'a davet ettiği hasebiyle. Bundan dolayı Resul'ün Kerim yoksa söz Allah'ın sözü Celle Celaluhu. Ve ma huwa bi kavli şair. Bir şairin sözü değildir Kur'an-ı Kerim. Kalilen ma tu'minun. Çok az şeye iman ediyorsunuz siz Kur'an-ı Kerim'den. Ve la bi kavli kahin. Kahinin sözü de değildir. Kahin nedir? Farklı tefsirlerde bulunmuşlar kahin için. Kahin gelecek zamanda olan bazı şeylerden haber veren, bildiğini iddia eden kişi. Böyle tabir edilir. Keşful Esrar'da ise cinlerden bir takım hizmetçilerinin olduğunu söyleyip onlar ile
bir takım haberler bilip insanlara bildirdiğini söyleyen kişiye söylenmiş ki Resul-i Ekrem'den sonra bu yol kesilmiştir diye söylüyor. Müfredatta ise geçmiş haberler, geçmiş gizli haberleri bir takım zanlarla yani geçmişteki bilgiyi biliyor ya, gelecekte de ona gibi bir tahmin yürütüyor. Geçmiş hakkındaki tam bilinmeyen meselelerde bir takım kendi fikirlerini yürüterek haber veren ve onlarla da gelecekteki olacak bir takım şeyleri kendince söyleyen kişi. Bunların hepsi nedir? Batıldır. Takip edilemez, o yoldan gidilemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar ki: "Men ata arrafen ev kahinen." Kim bir kahine gittiyse, "fasaddakahu." O da ona şöyle bir şeyler söyledi. Gaybi olan, doğru olmayan atıyor, tutuyor. Şöyle olacak, böyle olacak. Mesela şimdi bunun bizim hayatımızda bugün ne olarak önümüze çıkıyor? İşte kartlarla fal. Kahveden fal. Değil mi? Bu tip fallar bakılıyor. İşte sen bu sene şöyle olacaksın, bu sene böyle olacaksın. Mesela burçların falı. Bu tarzda şeyler önümüze çıkıyor. Geldi sana söyledi. Mehmet Efendi, sen bu sene çok iyi bir iş tutacaksın. Arabanı da alacaksın, evini de alacaksın. Önüne çıkan iş fırsatı işte Nisan ayının son haftasında, sana gelen teklifi hemen değerlendir ve onunla işin yürüyecek. Adam sana gelip böyle söyledi. Veyahut da sen gittin adama böyle sordun, söylesin diye bekledin ve onun söylediğine de inandıysan, Resul-i Ekrem bunu söylüyor. Fakat kefara bima enzelallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kahve falı bile olsa, bir cikletin, bir sakızın içinde çıkan fal bile olsa veyahut da bu anlattığımız gibi fal bakıcılar kartlarla, zarflarla, burçlarla vesaireyle fal bakıcıların sözlerini dinledin ve onlara inandıysan, diyor ki Resul-i Ekrem, Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği dine kafir olursun. Böyle bir inanış yok dinimizde. Böyle bir algı yok dinimizde. Onun için uzak durun böyle şeylerden. Ufak demeyin yani. Bunlar İmana büyük saldırılar yapan kötü hasletler, sonra imanınızdan olursunuz. Allah muhafaza buyursun. Kahve falı deyip ufak tefektir deyip bakma. Yani kumarda da insanlar böyle kendini kandırıyor. Oturuyor kahveye, işte bir okey atalım. Okey atıyor, ondan sonra kim kaybetti çayları sen öde. Yani dört çayı ödedi diye az bir şey diye kumar değil zannediyor. Yani sen 1 lira da ödesen, 5 lira da ödesen, 100 lira da ödesen, neticede kumar için ödediysen kumar oynamış oluyorsun. Büyük günahı işlemiş oluyorsun. Bu fal mevzusunda da ister komşu teyze çok iyi fal bakıyor deyip onun dediği sözlere kulak verip inan. İstersen git gerçekten bir zarflarla, kartlarla fal bakana veyahut da burçlarla fal bakana açıp televizyona bak da inan. Neye inanırsan inan, neticede onlar kehanet yapmış oluyorlar. Hak bir bilginin sahipleri değiller. Sana bu şekilde bir bilgi sunuyorlar. Sen de onu tasdik edersen Allah'ın dininden çıkmış oluyorsun maazallah. Bu Kur'an-ı Kerim işte kahinin sözü değildir. Galilen ma tezekkerun. Çok az düşünüyorsunuz. Biraz düşünseniz hakkıyla zaten bunu çıkartacaksanız yani ortaya çıkacak. Burada diyor ki müfessir, şair mevzusunda kalilen ma tu'minun dedi Rabbimiz. Kahin mevzusunda kalilen ma tezekkerun. Niye böyle söyledi? İmam Beyzavi de böyle açıklamış. Diyor ki şair olmadığını anlamak çok basittir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü sözleri şiir kalıbında değil. Uygunluk var ayetlerin sonunda ama normal şiir kalıbı biliyorsunuz işte hecelerinin sayısı uyması gerekiyor, şekli uyması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir nizam yok. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde de böyle bir nizam yok zaten. Onun için şair olmadığı hemen ortaya çıkıyor. Kahin olmadığı ise, kahinin mevzusu nedir? Gelecekten haber vermek. Ya da insanların bilmediği bir takım konularda haber vermek. Zahirde baktığımız zaman da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gaybi olan şeylerden haber veriyor. Aslında birbiri arasında uçsuz bucaksız bir fark var ama şeytan belki bu noktadan gelir ve der ki o da gaybi olan şeylerden haber veriyor. Bu da gaybi olan şeylerden haber veriyor. Bunun için
biraz tefekküre daldığınız zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamamen ahlakın teskiyesi, terbiyesi için insanları uyaran, Allah'a yaklaştırmak için ilamda bulunan ve de ibadeti teşvik eden bir yapısı var. Ama kahinlerin hiç böyle bir davası yok ki. Sadece atmasyon bir takım şeyler söylüyorlar insanların paralarını almak için. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti insanları daha güzel bir hale çekmek için. Kahinde böyle bir özellik yok. Böyle bir tefsir yapılmış. Fakat Ebu Suud Efendi buna da gerek yok yani. Tedekkerun tabiri kullanılabilir. Daha da çok kullanılıyor. Yoksa iki noktada da yani Resul-i Ekrem'in kahin olmaması da şair olmaması da güneş gibi ayandır, açıktadır diye söylemiş. Tenzilun min Rabbil alemin. Bu Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala katından indirilen bir kitaptır. Velau takavvala aleyna ba'da lekavil. Bir takım iddialar, iftiralarda bulunsalar, yani iddia etseler ki bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın söylemediği bir şeyi kendi söylüyor. Böyle. Velau takavvala aleyna. Bize iftira etmiş olsa, peygamber yani, ba'da lekavil, bazı iftiralar. Burada diyor ki, iftira takavvul diye tabir edildi. Neden? Takavvul babı biliyorsunuz ikinci nevinin dördüncü babı binası tekellüf içindir. Yani zorlanmak, basamak basamak yani zorla zorlana zorlana elde etmek manası var bunda. Takavvul iftira eden kişinin zorlanarak kendini zora sokarak çıkartmış olduğu bir şeydir. Çünkü hak değil ki o atacak bir de onun da iftira olduğu anlaşılmasın diye uğraşacak. Zorlanarak bunu yaptığı için bu baptan bir fiil ile ifade edilmiştir diyor. İftiralar manasında ekavil tabiriyle kullandı. Ekavil sıgası diyor. Düşük olan şeyler, tutarsız olan şeylerde kullanılır. Onun için bu sigayı kullandı. Esatir mesela eskilerin satırları diye söylüyordur peygamberlerin anlattıklarını. Yani aşağılayıcı ve tutarsız, değersiz şeylerin ifadesinde kullanılır. Bu sıga onun için burada bu kullanılmıştır. İşte eğer peygamber bizim söylemediğimiz bir şeyi söyledi diye kendinden atıyor olsa لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ biz onu alırız sağından. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ keseriz onun atar damarını, kalbine giden damarını, canını alırız yani. Kopartırız damarını, neticesinde helak olur, gider. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِز۪ينَ kimse de bizim onu alışımızla aramıza giremez yani. Kimse de engel olamaz. Bize bir iftira etse zaten yerin göğün hakanı biziz. O bir dua ettiği zaman biz ayı ikiye yarıyoruz, görüyorsunuz. Eğer bize bir iftira etse, yani bir dağ üzerine çökertmek veyahut da şahdamanı kopartmak bizim için çok kolay bir şeydir yani. Bunu yaparız. Burada Rabbimiz böyle bir tabir niye kullanıyor? Uyarıyor ki o benim Habibim, yani bizleri uyarıyor. Benim en yakınım, Habibim, has kulum, seçtiğim, önder diye gönderdiğim bütün melekleri, peygamberleri hürmet ettirdiğim bu kul bile benim söylemediğim bir şeyi söyledi diye söylese onun dahi canını alırım, şah damarını kopartırım, atar damarını kopartırım. O zaman diğerleri nasıl olur, nice olur yani. Buna dikkat etmek gerek. Ve innehu bu Kur'an-ı Kerim le tezkiratun bir vaazdır lil muttakîn. Takvalı kullara bir vaaz-ı nasihattır Kur'an-ı Kerim. Takvalı kul ne? Şirkten ve dünya sevgisinden kaçınmış olan insana vaaz-ı nasihattir. Halbuki bütün insanlara vaaz-ı nasihat değil mi bu? Niye takvalı olanlara nasihat? Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'i dinleyip, anlamaya çalışıp ve onunla fayda bulacak kişiler bu insanlardır. Nefsine kapılmış, dünyanın peşine takılmış gidiyor, gaflet perdesi üzerine iniyor. Onun için ne dinlemeye geliyor, ne duysa anlamaya gidiyor, ne de onu uygulamaya gidiyor. Onun için önce ne lazım? Allah korkusu, dünya sevgisini kenarıya atmak lazım. Ondan sonra ayetleri anlamak nasip olur. Anlayıp uygulamak husule gelir yani. Kim dünyaya yöneldiyse, hübbü de yani dünya sevgisi de ona galip olduysa, işte bu ayetlere inanmaya gelmez, yalanlamaya gider. Daha ziyade
kabul etmek istemez yani. Yani bu yalanlamak demek ille de Kur'an-ı Kerim bu ayetleri doğru değildir demek değil yani. Şimdi bugün aslında çok beter bir durumda insanımız. Şimdi yalanlarmış gibi yaşamak var bir. Bu insanı dininden etmiyor. Evet. Namaz farz mıdır? Farz. Ama hiç kılmıyor. Namaz kılmayanın cezası büyük müdür? Evet, büyüktür. Ama umursamadan yine namazsız kalabiliyor. Keza oruç. Oruç tutmak farz mıdır? Ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. Evet, farzdır. Allah Subhanahu ve senin Rabbin değil mi? Evet. O bir emri verdiği zaman yapman gerekmiyor mu? Evet. Ama yapmıyorsun. İşte bu tavır, bu davranış neyi gösteriyor? İnanıyor ama inanmıyormuş gibi yaşıyor. Bu insanı dininden etmez ama büyük tehlikelere götürür. Ama bugün insanımızda ne var mesela? İnanıyorum diyor. Ama öyle laflar ediyor ki, öyle laflar ediyor ki mesela tesettüre ne gerek var? Yani durmadan namaz kılmaya ne gerek var? Bunlar bu inanmadığının açık ifadeleri bunlar. Ne kadar o Kur'an'a inanıyorum dese de söylediği laflarla Kur'an-ı Kerim ile arasında bir alaka olmadığını beyan ediyor. Tesettüre ne gerek var dedin mi Kur'an'a aykırısın demek. Oruca, namaza ne gerek var dedin mi Kur'an'a aykırısın demek. Zekata ne gerek var dedin mi Kur'an'a aykırısın. Mesela bir takım insanlar kendi mantıklarıyla düşünmüşler. Ne diyor? He, orucu anlıyorum. Aç kalmak evet lazım. Açların halini anlamak için. Zekatı anlıyorum. Neden? Fakir fukaranın halini anlamak için. Ama namazı anlamıyorum. Ya din dediğin insan odaklı bir şey değil ki. Sadece insanlar değil yani. İnsanları düşüneceksin, insanlığı düşüneceksin. Hayır. Hakikatten insanlığı düşünmek kulun Allah'a yakınlığıyla olur. İnsanları düşünen, insanları dert edinen bir varlık haline gelmen Allah'a yakınlığınla olur. E Allah'a yakınlığı nasıl elde edersin? Allah'a secde ederek, namaz kılarak. E sen bu yakınlığı elde etmeden sadece insanları düşünen, yani mahlukatı düşünen ama Halık'la alakanı hiç düşünmeyen bir varlıksın. Varlık haline gelmiş bugünün insanı yani. Onun için namazı anlayamıyor. Halbuki üstün ahlaka gidiş, çıkış, yükseliş Allah'a yakınlıkladır Celle Celaluhu. Bu insanlığı en çok düşünen, en çok umursayan, en çok dert edinen zat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem di ki yani Hakk'a yürürken dahi canının acısı, hastalığının ağrısı sair mevzuların hiçbirisiyle ilgilenmeyip ümmetim ümmetim diyerekten hatta son anlarında bile ümmetine nasihat vererekten Hakk'a irtihal eyledi. O zat bu harika noktaya nasıl geldi? Kurratu ayni fi salah diyordu. Benim en çok sevindiren, mutlu eden yani tabiri caizse bizim tabirlerimiz de yani zevkten dört köşe yapan ibadet namazdır diyordu Resul-i Ekrem. Gözümün sevinci diye söylüyorlar. Neden? İnsan çok sevindiği zaman kalbi gözü parlar böyle belli olur gözünden. En üst seviyedir mutlulukta, sevinçte. Beni en çok sevindiren şey namaz kılmaktır diye buyurdu Resul-i Ekrem. Fakat işte insanlar öyle insan odaklı yani mahlukat odaklı. Halika dönmüyor yüzünü. O mahlukatın içerisinde de yani seçtikleri, seçmedikleri de var. Hiç görmüyor gözü. O tip de var yani. Bu şekliyle Allah'a kul olduğunu zannediyor. Mantığına yatan ibadeti kabul ediyor, yatmayanı kabul etmiyor. İşte bu da Kur'an'ı yalanlamaktır. Allah muhafaza buyursun ve din-i İslam'dan dışarıya çıkmaktır. Rabbimiz de ne diyor? Sen istediğin kadar kendini tasdik edenlerden olduğunu iddia etsen de ve inna la na'lemu enne minkum mukezzibin. Biz sizden yalanlayanları iyi biliyoruz. Kesinlikle biliyoruz yani. Allah'ın ayetlerini yalanlayanları biliriz biz. Burada ilham-ı ilahiyi yalanlayanlar da kastedilmiştir diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Neden? Çünkü ayet vahiy-i ilahi de haktan gelir. İlhamı ilahi de haktan gelir. O ilhamı da inkar etmek ne kadar Kur'an-ı Kerim'i inkar etmek gibi insan dinine etmese bile dinin güzelliğinden eder, eder. Ve innehu lehasratun alel kafirin. Kur'an-ı Kerim kafirlere hüsran, üzüntü getirir. Çünkü her ayeti anlatıldığı vakitte küfürde duruşlarının
ve durdukları noktada kendine sundukları deliller, kabul ettikleri deliller hepsinin çürük olduğu ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim okunduğu için onun için hüsrana düşer. Kur'an-ı Kerim'de nice kere o tip insanların ahlakı anlatılır ve onların cehenneme düştüğü, cehennemde çekeceği azaplar anlatılır. Bunlar onu hüsrana sokar. Davaların batıl olduğu anlatılır. Bunlar onları hüsrana sokar. Onun için Kur'an-ı Kerim'i dinlemek istemezler. Dinledikleri zaman çünkü batıl oldukları ortaya çıkar. Ve innehu Kur'an-ı Kerim le hakkul yakîn. Kesin. Yakîn demek ilmin bir üstün derecesi yani. Şeksiz şüphesiz bilgi demek oluyor yani. Kendisinde şüphe olmayan hak ve yakîni bir bilgidir Kur'an-ı Kerim. Evet. Cüneydi Bağdadi Kuddüse sirruhu anlatmış. Hakkal yakîn ne demek? Rabbini tanımasıdır kulun. Öyle bir ilim ki kalbinde Rabbini tanıması olarak ortaya çıkıyor. Bu da gaybi olan şeyler yani gözle görülmeyenleri gözle görüyormuş gibi görür derecesine taşır insanın ruhaniyetini yani. Öyle olduğu vakitte gaybi olan şeylerden haber verebilir. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor bakın. Gaybi olan şeylerden sadık olarak haber verebilir. Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh'ın haber verdiği gibi diyor. Peygamberin huzurunda sordu Peygamber Zişan. Ma ebkayta li nefsik? Kâle Allah ve Resûlehu. Malın hepsini sadaka verdiği zaman Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Peygamber Zişan ehline ne bıraktın? Dedi. O da Allah ve Resulünü bıraktım diye söyledi. فَأَخْبَرَ عَنْ تَحَقُّقِهِ بِالْحَقِّ وَاِنْقِطَاعِهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللّٰهِ Burada işte yani hakka yakın makamında olduğunu gösterdi. Tamamen Allah'la meşgul, Allah'tan başka her şeyden kesilmiş. Ehline ne bıraktın? Yiyecek şu değil, Allah'ı bıraktım. Allah ve Resulünü bıraktım. Yani her şey Allah'la kaimdir. Allah'tan gelir ve Allah verir. Hiçbir şüphem yok. Kalbimde buna tam bir teslimiyetle malımın hepsini verdim. Allah'tan başka olan her şeyden kesildim. Resul-i Ekrem bu cevabı aldığı zaman nasıl oluyor diye sormadı bile. Nasıl yaptın bunu? Yani bu düşüncen içinde nasıldı diye sormadı. Neden? Onun sadık olduğunu bildiği için. Bu noktaya ulaştığını bildiği için. Ama diğer bir sahabiye, Hazreti Harise, keyfe asbahte diye sordu. Nasıl sabahladın? Kale asbahtu mu'minen hakkan. Hakiki bir mümin olarak sabahladım dedi. Fe ahbara an hakikati imanihi. İmanın hakikatinden haber verdi. Resul-i Ekrem, fasa'alehu aleyhisselam an zalike. Ona sordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Davasının yüceliğini gördüğü için ona sordu. ثُمَّ لَمَّا أَخْبَرَ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِذَٰلِكَ فَقَالَ عَرَفْتَ فَلْزَمْ Anlattığı vakitte hükmetmedi tamamdır diye. Yolu bulmuşsun devam et dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Hazreti Ebubekir içinde gizli olan şeyi söylediği vakitte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli olmadığı için hiçbir şey içindeki hakikati bildiği için imanın o noktaya geldiğini gördüğü için ona sormadı. Ötekini bildiği için o noktaya gelmemiş, ona sordu ve yolu devam etmesini söyledi. Neticede Hak Subhanahu ve Teala kulunu bu noktaya getirdiği zaman gözle görülenle görülmeyen bir olur. İnsanın kalbinden geçeni de bilir, halini de bilir. Evet, Hakkal Yakin böyle tefsir etmiş Cüneydi Bağdadi Hazretleri yani. Fesebbih bismi rabbikel azim. Madem ki Kur'an-ı Kerim Allah katındandır Celle Celaluhu. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Ve bunda böyle harikalar vardır. O zaman yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. İsim müsemmanın ta kendisidir diye bilir ehlullah. Onun için o ismin sahibini tefekkür eder. O ismi öyle ele alır. Onun için hürmet eder. Rabbinin ismini tesbih et demesi burada işte bunun içindir yani. Hazreti Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'tan gelmiş ki kendini anlatıyor. Henüz daha iman etmemiş iken bir gün Mekke'de sokağa çıktım.
Peygamberimizi arıyordum sallallahu aleyhi ve sellem. Baktım ki o benden önce mescide gitmiş. Mescid-i Haram'a. Geldim, arkasında durdum. Namaz kılıyordu. Hakka suresine başladı. Baktım Hakka suresindeki başlarda şiir gibi ya. El-Hakkatum el-Hakka ve ma edrake mel-Hakka. Uygunluk var yani başlarında. Onu duyunca diyor içimden dedim ki bu şairdir. Kureyşlerin söylediği doğru yani. Bu şair ya. Sonra innehu le kavlu rasulin kerim ve ma huwa bi kavli şair qalilan ma tu'minun ve la bi kavli kahin qalilan ma tezekkerun. Tenzilun min rabbil alamin. Noktasına gelince sure ve sonuna kadar okuyunca bu sözleri işitince diyor Hazreti Ömer فَأَدْخَلَ اللّٰهُ ف۪ي قَلْبِيَ الْاِسْلَامِ Allah kalbime İslam'ı soktu, İslam'a girdirdi ve sonra olaylar cereyan etti ve iman ve İslam ehli olmak bizlere de nasip oldu diyor. Evet, bir şairin de sözü değil, bir kahinin de sözü değil. Allah'ın sözü, Allah'ın kelamıdır Kur'an-ı Kerim. İman eden Hakk'a yol bulur. İtiraz eden şeytana yoldaş olur. Allah muhafaza buyursun. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, anladığımızda amel etmeyi nasip eylesin. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil Fatiha.